Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz gün CyberTruck bütün dünyaya tanıtıldı. Bazıları çok beğendi, bayıldı, çok değişik, çok fütüristik buldu. Bazıları ise hiç beğenmedi, çirkin, iğrenç bir araba olduğunu söylediler. Açıkçası henüz ben bir karar verebilmiş diyelim. Gerçekten de güzel mi, çirkin mi anlayamadım. Büyük ihtimalle böyle bir tasarıma gözüm alışık olmadığı için hala yadırgamaya devam ediyorum. Ama bugün konuşmak istediğim konu CyberTruck değil. Bugün size uzun zamandan beri devam eden fakat CyberTruck'ın etkisiyle tekrar alevlenen bir tartışmadan bahsetmek istiyorum. Tüm bu gelişmelerin ışığında bu dakikadan sonra artık fosil yakıtlı bir araba alınır mı? Devir elektrikli araçların devrimi. Bu soru dünyanın her yerinde soruluyor çünkü son yıllarda elektrikli otomobiller gerçekten de inanılmaz bir hızla yayılmaya başladılar. Daha önce 2030'lardan 2040'lardan önce yaygınlaşmaz denilen elektrikli otomobiller birkaç yıl içerisinde birçok ülkede çoğunu ele geçirmiş durumdalar. Ve bildiğiniz gibi TOG ve Çinli firmalar sayesinde de elektrikli otomobiller Türkiye'de inanılmaz bir hızla yayılıyor. O yüzden birçok insan kararsız kalmış durumda ki bunlardan biri de benim. Acaba bir sonraki otomobilim elektrikli olmalı mı yoksa bunun için henüz erken mi? Gerçekten kafam çok karışık. Bazen elimdeki arabayı satıp elektrikli bir otomobil almak istiyorum. Bazen de Ayhan saçmalama daha çok erken diyorum. Peki ya sizce elektrikli otomobil almanın tam vakti mi yoksa hala erken mi? Açıkçası ben kararsız kaldığım durumlarda bir artılar ve eksiler tablosu yaparım. Ve aynı tabloyu da elektrikli otomobil için yaptım. İsterseniz gelin önce sırasıyla elektrikli otomobil sahibi olmanın artılarını ve eksilerini masaya yatıralım. Belki bu sayede beni izleyen bazılarınızın da kafasındaki soru işaretleri silinir. Ve karar verme süreciniz hızlanır. Neyse fazla uzatmayalım isterseniz. Önce elektrikli otomobil sahibi olmanın artılarından başlayalım. Elektrikli otomobil sahibi olmanın bence Türkiye'deki en büyük artısı maliyetler. Evet elektrik bedava değil ama benzinden ve mazottan çok 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 daha ucuz. 500 kilometrelik bir menzili elektrikli otomobile gitmek benzin ya da dizel bir otomobile gitmekten çok çok daha düşük maliyetli. Hele hele bir de arabayı kendi evinizde ev elektriğiyle şarj etme şansınız varsa burada tasarruf ettiğiniz rakam gerçekten de muazzam. Ki bence çoğu insanın elektrikli otomobile yönelmesinin temel sebebi bu. Gerçekten de ulaşım maliyetlerini ciddi anlamda düşürüyor. Yani şu anda Türkiye'de biliyorsunuz benzin ve mazot dolarla euro ile yarışır vaziyette. Bugün bir aile otomobilinin deposu ortalama olarak 2000 liraya doluyor. Fakat elektrikli otomobillerde bu maliyet %40, 50, 60, 70, 80'lere kadar düşüyor. Hele bir de fırsatınız varsa kendi özel güneş panellerinizi kuruyorsanız ulaşımı resmen bedavaya getirebilirsiniz. İkinci olarak elektrikli otomobillerin çevreye verdiği zarar minimum düzeyde. Elektrikli otomobillerde egzoz yok doğal olarak çevreyi kirleten herhangi bir gaz da salmıyor. Bu sayede küresel iklim değişimine herhangi bir olumsuz katkı sağlamıyorsunuz. Tamam global anlamda avantajları var ama elektrikli otomobillerin asıl avantajları şehir içi kullanımda ortaya çıkıyor. Modern şehirlerdeki hava kirliliğinin büyük bir kısmı otomobillerden çıkan egzoz gazları kaynaklı. Elektrikli otomobillerin yaygın olduğu şehirlerde hava kalitesinin ciddi oranda arttığı bir gerçek. Egzoz gazı azaldığı için hava daha solunabilir, daha temiz hale giriyor. Bu da metropollerdeki yaşam kalitesini ciddi anlamda arttırıyor. İstanbul'u bir hayal edin, köprü trafiğini, Mecidiyeköy'ü bir hayal edin. Bu tarz kalabalık yerlere gitmek zorunda kaldığınız zaman. You think that's air you're now? İşte elektrikli otomobiller bu sorunu büyük oranda çözüyorlar. Daha temiz hava demek, daha az hastalanmak demek, daha kaliteli bir yaşam demek, daha sağlıklı bir şehir yaşamı demek. Üçüncü olarak elektrikli otomobiller performansa verimlilik konusunda fosil yakıtlardan kat kat üstün. Benzin, dizel ya da LPG fark etmez İçten yanmalı motorların hala çözülemeyen ciddi verimlilik problemleri var. Bu tarz araçlar yakıtlarının en fazla %30-%40'lık bir kısmını hareket enerjisine çevirebiliyor. Bu deneysel modellerde 60'lara 70'lere çıkıyor ama hala enerjinin büyük bir kısmı ısı olarak ya da egzozdan kaçıp gidiyor. Üstelik aradaki birçok mekanik parça yüzünden gücün tamamı da tekerleklere aktarılmıyor. Yani arabanızın 150 beygir olması tekerleklere 150 beygir gittiği anlamına gelmiyor. Fakat elektrikli otomobillerde durum tam tersi. Elektrikli otomobiller verimlilik konusunda %90, 95 gibi rakamlara ulaşabiliyor. Yani bataryaya eklediğiniz her bir kilovatın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Enerji verimliliği dışında elektrikli otomobilde cazip kılan başka bir şey ise bakım maliyetleri. Normal otomobilleri biliyorsunuz 10.000 kilometrede 15.000 kilometrede sürekli bakıma girmesi gerekiyor. Yok yağı değişecek, yok bujiler değişecek, yok trigger seti değişecek. Hele araba 100.000 kilometreyi geçtiyse sanayinin göz bebeğisiniz. Ama elektrikli otomobillerin böyle dertleri yok. Geleneksel otomobillerle kıyaslandığında elektrikli otomobillerin bakım maliyetleri inanılmaz derecede düşük en fazla arada bir hava filtresinin değişmesi lazım. Cam suyunun eklenmesi lazım. Fren bakımları bile geleneksel otomobillere kıyasla çok çok geniş aralıklara sahip. Yani hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz hem de bakım masraflarından. Dördüncü olarak elektrikli otomobiller performans konusunda içten yanmalılardan çok çok daha iyi. Maksimum hızda olmasa bile kısa mesafelerde ve ara hızlanmalarda elektrikli otomobilin avantajları tartışılmaz. Güç doğrudan tekerleklere aktarıldığı için Arada benzinliğe kıyasla çok daha az mekanik parça bulunduğu için bu tarz araçların performansı da çok daha yüksek. Yani bugün 1.5 milyon liraya 0'dan 100'e 5 saniyede çıkabilen kaç tane benzinli araba alabilirsiniz ki? Ha evet klasik spor otomobiller maksimum hızda hala avantajlı olabilir ama onun dışında şehir içi gibi yerlerde elektrikli otomobiller çok daha çevik, çok daha hızlı. Beşinci ve son olarak sessizlik. İstanbul çok gürültülü bir şehir. Gerçekten inanılmaz gürültülü bir şehir ve bu gürültünün önemli bir kısmı da motor sesi. Şehrin bazı bölgelerinde motor gürültüsünden bırakın yaşamayı. Orada 5 dakika bulunmak bile büyük bir eziyet. Lakin elektrikli otomobiller bu sorunu tamamıyla çözüyor. Elektrikli otomobiller bildiğiniz gibi hiç ses çıkartmıyor. Hatta bu yüzden yapay ses eklemek zorunda bile kalıyorlar. Ve gözlemler kanıtlıyor ki elektrikli otomobilin yoğun olduğu şehirler gerçekten de çok çok daha sessiz. İstanbul gibi bir mega köyde yaşıyorsanız sessizlik çok büyük bir nimet. O yüzden de elektrikli otomobiller burada çok büyük bir avantaj. Gördüğünüz gibi elektrikli otomobillerin bir sürü artısı var. Eğer benim atladıklarım varsa siz bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fakat elektrikli otomobiller de dikensiz gül bahçesi değil. Onların da çok ciddi dezavantajları var. Şimdi gelelim olumsuzluklara. Birincisi size az önce söylemiştim elektrikli otomobiller çevreyi kirletmez diye. Aslında bu pek de doğru sayılmaz. Tamam fosil yakıtlı araçlara kıyasla çok çok daha az kirlilik yaratırlar ama elektrikli otomobillerde hala ve hala kirliliktir. Tamam fosil yakıtlı araçlarla kıyaslanamaz bile ama yine de elektrikli arabalar az da olsa kirlilik yaratırlar. Nihayetinde bu araçların kullandığı elektriğin santrallerde üretilmesi lazım ve Türkiye'de elektriğin %50'den fazlası hala fosil yakıtlardan üretiliyor. Ha burada itiraz edebilirsiniz Ayhan Hoca yanlışsın elektriğin büyük bir kısmı doğalgazdan üretiliyor. Doğalgaz temizdir diyebilirsiniz ama aslında doğalgaz o kadar da temiz değildir. Petrole ve kömüre kıyasla çok daha temizdir ama o da az da olsa kirlilik yaratır. Yani doğrudan olmasa da dolaylı olan çevre kirliliğine bir etkiniz oluyor. Bunun dışında elektrikli otomobillerin batarya üretim süreci de son derece sıkıntılıdır. Bataryayı üretmek, batarya için gerekli olan ham maddeyi çıkartıp işlemek bunlar da ciddi kirlilik kaynakları. Aynı zamanda ömrü bitmiş bataryaların dönüştürülmesi ve imha edilmesi de bambaşka bir sıkıntı. Ha bu arada küçük bir anekdot bilgi daha ekleyeyim. Bataryalar öyle sanıldığı gibi kısa ömürlü değil. Yani aradan 5-6 yıl geçtikten sonra arabanızın bataryası ölmüyor. 10 yıl, 15 yıl geçtiği halde %90 verimlilikle çalışmaya devam eden bataryalar var. Ama o ya da bu şekilde. Bu bataryalar da bir gün ölecekler ve bu da ciddi bir çevre problemi olacak. Tamam bu ölü bataryaları dönüştürürüz, geri kazandırırız ama hepsini yapabileceğimizden gerçekten de emin miyiz? İkinci olarak Birçok avantajı olmasına rağmen elektrikli otomobiller hala pratiklikten çok uzaklar. En basitinden şarj sorunu hala çözülebilmiş değil. Tamam bir şarjda 500-600-700 km yapıyorsunuz ama sıradan bir otomobilin boşalan deposunu doldurması 2-3 dakika sürerken aynı şey elektrikli otomobiller yapmak hala saatler sürüyor. Tamam bu şehirde yaşayan, kısa mesafeler kullanan insanlar için çok fazla problem değil ama uzun mesafeler katetmeniz gerekiyorsa ve bunu sıklıkla yapıyorsanız elektrikli otomobiller sizin için büyük sıkıntı. Özellikle de ülkenin doğu kesimlerine gidiyorsanız şarj istasyonu bulma konusunda her kilometrede daha da zorlanırsınız. Ama şunun da altını çizelim. Bu problem her jenerasyonda daha da önemsiz hale geliyor. Bundan birkaç yıl sonra eminim elektrikli otomobilleri şarj etmek de bir arabanın deposuna mazot doldurmak kadar kolay ve pratik olacak. Ama henüz onun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Hazır batarya konusu açılmışken şu havalardan da biraz bahsedelim. Elektrikli otomobillerin bataryaları hava şartları konusunda çok hassastır. Elektrikli otomobillerin kış aylarında soğuk hava şartlarında menzillerinin ciddi anlamda düştüğü bilinen gerçek. Bu sorunu çözmek için bazı üreticiler arabalara ısı pompası koyuyor fakat her arabada ısı pompası yok. Mesela tok kullanıcıları kış aylarında bu sorunu çok ciddi anlamda yaşayacak. Evet basit çözümleri var ama bataryaların hava şartlarına karşı olan hassasiyeti her zaman bir problem olarak kalacak. Dördüncü ve bence en büyük eksi. Güvenlik. Filmlerden hatırlarsanız arabaları ateş ettiğiniz zaman mermi benzin deposuna gelirse araba bomba gibi patlar. Ki bu doğru mudur? Hayır değildir. Bir arabanın benzin deposundan vurulması patlayacağı anlamına gelmez. Araç dizelse zaten hiç uğraşmayın. Bütün depoyu tarayın. Hiçbir şey olmaz. Benzinli araçlarsa çok ekstrem şartlarda alev alabilir. Fakat elektrikli otomobiller bu konuda çok sabıkalı. Birçok önlem alınıyor. Yeni batarya teknolojileri geliştiriliyor. Fakat birçok batarya potansiyel bir bomba. Şiddetli kazalarda ya da yangın durumlarında elektrikli araçların bataryaları çok büyük bir tehlike arz ediyor. Diyelim ki elektrikli bir arabayla dizel bir araba kafa kafaya çarpıştı. Eğer iki aracın sürücüne de emniyet kemeri takıyorsa, dizel aracın sürücüsü araçtan sağ salim çıkabilir. Fakat elektriklinin bataryası hasar gördüyse, o aracın sürücüsü bu kadar şanslı olmayabilir. Dediğim gibi bu sorunu çözebilmek için ciddi çalışmalar yapılıyor ama hala ve hala bataryalardaki bu patlama ve yanma tehlikesi tam manasıyla çözülebilmiş değil ve birçok elektrikli otomobil büyük tehlikeler yaratma potansiyeliyle sokaklarda dolaşıyor. Bunlar benim şu an için aklıma gelenler. Eğer ekleyecekleriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Peki benim tercihim ne olur? Ben şahsen elektrikli otomobil kullanmak istiyorum. Elektrikli otomobil sahibi olmak çok istiyorum ama bunun için henüz biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süre beklemeyeceğim ama hemen haftaya da bir elektrikli otomobil almayacağım. Ben şarj süresi ve güvenlik konusunda birazcık daha beklemekten yanayım. Ama günün sonunda ben de bir tane elektrikli otomobil sahibi olacağım. Sadece biraz daha bekleyeceğim. Peki ya siz? Sizin kararınız, sizin fikriniz, sizin düşünceniz ne? Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.